Neyin var senin? Baba! Nur'un resmini bitirdim! Nur'a resim mi çizdin sen? Bakayım. Elin mi bu? Nur bir süper kahraman artık. Bak sen. O benim hayatımı kurtardı. Nasıl yani? Ne diyor? Bugün... Yaramazlık yaptım. Uçurtmamı uçurdum. Ağaca takıldı. Nur beni kurtardı. Düştü. Nasıl ya? Bir şey oldu mu? Babam onu kucaklayıp hastaneye götürdü. Ben Nur'a gidiyorum. Demek bugün bir tek ben hastanede değilmişim. Hangi hastaneye gittiniz? En yakındakine. Şaka gibi. Beni de o hastaneye götürdüler. Demek ben hastanedeyken sen de oradaydın. Nur'un başındaydın yani. Aynı hastanedeydik. Fırat'la annemleri de mi görmedin? Bak, ben gerçekten çok yorgunum. Haklısın. Ben de yorgunum. Tamam, öyle tatsız bir tesadüf olmuş işte. Tuhaf hissettim biraz. Sonuç olarak iyiyim ben. Kız nasıl? İyidir herhalde, uyuyor. Bebek nasıl? Bebek? Ay, aptal kafam ya. Böyle pat diye. Kaçırdım işte ağzımdan. Ne bileyim, sen götürdün sonuçta doktora. Doktor da seni bilgilendirmiştir diye düşündüm. Ay, çok utanacaklar şimdi. Böyle kaçırdım ağzımdan birden. Tamam, sen hiç duymamış gibi yap bunu. Tamam mı sevgilim? Unut yani. Çünkü biz Nur'la anlaşmıştık kimseye söylemeyeceğiz diye. Bu özel bir konu sonuçta. Ben dayanamayacağım ya. Gideyim bir bakayım kıza. Mert zaten uyandırmıştır. İnşallah düşürmemiştir bebeğini. Allah'ım, sen aklıma mukayyet ol. Sen aklıma mukayyet ol. Çok yorgunum, çok. Uyandırdım. Ben senin uyuduğunu görünce çıkıyordum. Çarptım. Kalkma. Ne olur. Şimdi duydum ben olanları. Bebek nasıl? Thank you.
neler söyleyeceğinizi biliyorum. Ama beni teselli etmeyecek. O benim bebeğimdi. Ben onun kalbinin sesini duydum. Tamam canım, bebek diyelim. Bak ben seni anlıyorum Nur. Ben annelerimiz gibi klasik bir anne değilim, evet. Ama sonuç olarak ben de bir anneyim. Şimdi senin bu acını en mantıklı şekilde atlatman lazım. Sen daha bebeğinin babasının adını sessiz şekilde söyleyemiyordun bile Nur. Belki de bebeğini babasız büyütmek zorunda kalacaktın. Hiç güzel ve kolay şeyler yaşamayacaktın. Bebeğine de yaşatamayacaktın. Sen daha çok gençsin. Çok güzelsin. Senin önünde kocaman bir hayat var. Babasız bir bebekle sen... Lütfen. Bana artık bir şey söylemeyin. Dayanamıyorum. Ben bunları duymak istemiyorum. Ah, kafasız kıza. Perişan ettin kendini. Ben artık yalnız kalmak istiyorum. Sen yat, dinlen biraz. Kızımı o kadına sarılırken görmek, senin bebeğini kaybettiği için teselli ettiğini görmek içimi kurutuyor. Ben bilmiyordum teyze. Sen biliyordun. İhlal biliyordu. Ama ben bilmiyordum. Sana kızgındı. Karın senin bebeğinizi öğrenmeyi hak etmediğini söyledi. Ne yapsaydım yani? Sana müjdeyi ben mi verseydim Yiğit? İhlal ultrason kağıdını görmüş. Kimden hamile diye günlerce ona yardım edebilmek için uğraştı. Peki Nur... Hastanede niye öyle davrandı sana?